Konvansiyonel silahla katliama izin. Suriye sorunu 24 Eylül'de New York'ta yapılan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısının ana gündem maddesiydi. Obama Birleşmiş Milletler'deki konuşmasında Suriye'deki kimyasal silahların uluslararası kontrol altına alınması ve yok edilmesi konusunda Rusya ile varılan mutabakata değinerek Esad'ın sözünde durmadığı takdirde bunun mutlaka Birleşmiş Milletler nezdinde yaptırımlar olması gerektiğini söyledi. Bölgedeki ana menfaatlerimizi koruyacak askeri güç seçeneği de bulunmaktadır diyen Obama, bu sözleriyle Amerika'nın askeri müdahale kartının hala masada olduğunu açıkça ima etti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'ye olası bir müdahalesi gündemdeyken, Rusya'nın yaptığı Esed rejiminin kimyasal silahlarını uluslararası kontrole devretmesi teklifi, Şam rejimi, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri arasında kabul görmüştür. Sergey Lavrov ve John Kerry'nin Cenevre'de 3 gün süren görüşmeleri sonucunda ortaya çıkan plan uyarınca, Suriye'nin elindeki tüm kimyasal silah ve teçhizatın devralınarak 2014 yılı ortasına kadar imhası öngörülmüştür. Ancak bunun bir çözüm olmayacağı açıktır. Diğer taraftan bu yeni teklifin kabul görmesiyle Şam rejimini siyasi bir zafer kazanmış gibi gösterenler yanılmaktadır. Moskova bu girişimiyle Suriye'deki kendi çıkarlarını koruyabilmek için bir ön hamle yapmıştır. Siyasi açıdan iflas etmiş ve kendi kimyasal konvansiyonel silahlarının denetimini tümden kaybetmiş Esed, Rusya içinde artık geleceği olmayan bir siyasi ortaktır. Rusya Esed'i en başından beri gözden çıkarmış durumda. Lavrov, Temmuz 2012'de yaptığı bir açıklamasında, "Biz Suriye rejiminin yakın dostu değiliz, hiçbir zamanda olmadık" diyerek hedeflerinin illaki Esed rejimini ayakta tutmak olmadığını net bir şekilde ifade etmiştir. Putin'in parti grubu başkanı Vladimir Vasilyev de, Suriye'de çatışan taraflardan herhangi birini desteklemediklerini, ancak Esed yönetiminin görevini yerine getirmediğini söylemiştir. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye hakkında 19 Eylül'de Kremlin'de yaptığı son açıklamasında, Amerika Birleşik Devletleri ile varılan mutabakat doğrultusunda elindeki kimyasal silahları teslim edecek olan Şam rejiminin anlaşmaya tamamen uyacağından %100 emin olamayacağını ama uymasını ümit ettiğini söyleyerek Esed rejimine karşı güvensiz olduğunu bir kez daha belirtmiştir. İran da Esed'i gözden çıkarmıştır. En başından beri Şam'ın yanında olan İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Ruhani de Tahran'da yaptığı konuşmasında "Suriye halkı ülkeyi kimin yönetmesini istiyorsa biz de onu kabul ederiz" diyerek Esad'ın gitmesine sıcak baktığını dile getirmiştir. Moskova, Pekin ve Tahran'ın desteğiyle ayakta duran Esed rejiminin mevcut kredisini tüketmiş olduğu açıktır. Suriye'nin kimyasal silahları devretme samimiyetsizliği. Esad'ın elinde 45 ayrı tesiste yaklaşık 1000 ton civarında kimyasal silah bulunduğu, müdahale söz konusu olunca bunların birçoğunun yerlerinin değiştirildiği bilinmektedir. Şu anda eski yerinde duran kimyasal silah deposu sayısı ise 19'dur. Dolayısıyla tüm kimyasal silahın Şam rejimi tarafından teslim edileceği hususuna güvenmenin imkanı yoktur. Diğer taraftan Suriye'ye gidecek denetçilerin çalışabilmeleri için uygun ortamın sağlanması da zordur. Gözlemcilerin korunması için Pentagon en az 75 bin askerin Suriye'ye gönderilmesi gerektiğine dikkat çekmektedir. Bu durum ve şartların zorluğu Esad'a yeni katliamlar için fazlasıyla süre tanıma manasına gelmektedir. Suriye kimyasal silahı ithal etmiyor, imal ediyor. Türk adli tıp uzmanı ve kriminoloğu Sevil Atasoy, Suriye'nin kimyasal silahlarını teslim etse dahi istediği zaman yenilerini üretebileceğini açıklamıştır. Atasoy, "Suriye'de kimyasalın imal edildiği konusunda kimsenin şüphesi olmasın. Ben Suriye'yi teftişe gittim ve gözlerimle gördüm. Suriye'deki kimyacı, eczacı ve mühendislerin durumunu da biliyorum. Bir sarin gazının da imal edilebileceğini söyleyebilirim. Altyapısı, fabrikaları ve insan gücü buna müsait. Sarin gazını hiçbir zaman ithal etmediler, imal ettiler. Yani Suriye kimyasallarını teslim etse bile aynılarını yeniden üretebilme potansiyeline sahip" diyerek, "Bu aşamadan sonra kimyasal silahları etkisizleştirme konusunda asla başarı kazanmayacağını" belirtmiştir. Esed'e yeni katliamları için fırsat çıktı. Suriye'ye müdahale seçeneğinin rafa kaldırılmış ve Esed rejimine kimyasal silah kullanılmadığı sürece katliamlara devam etme ruhsatı verilmiştir. Uluslararası camia Suriye'de yaşanan zulme sözde diplomatik bir görünüm altında aslında göz yumma, kulak tıkama yöntemini tercih etmiştir. Bundan sonra varılacak nokta ise Esed rejiminin son 3 yılda yaptıklarından anlaşılmaktadır. Suriye'de şimdiye dek ölen 100 binin üzerindeki insanın 90 bini sivil vatandaşlardır. Evlerini iç savaş yüzünden terk edenlerin sayısı ise ülkenin 3'te 1'i yani 6 milyonu aştığı tahmin edilmektedir. Ölen sivillerden 10.913'ü çocuktur. Suriye'de tutuklanan 215 bin kişiden 80 bini kayıptır. Bu kayıplar katliam listesinde dahil bile değildir. Şu ana kadar ölenlerin sadece 1300'ü Esed rejiminin kimyasal silah saldırısı sonucunda ölmüştür. Dünya adeta bir hipnozla yatıştırılıyor.
Gelişen internet ve medya ağı vasıtasıyla dünya adeta tek bir köy haline almıştı. Kamuoyunun yönlendirilmesi kolaylaşmış ve bu uluslararası stratejilerde de çok önemli yer tutmaktadır. Suriye'de barışı getirecek hamlenin kimyasal silahların devri olmadığını Putin de Obama da gayet iyi bilmektedir. Bu sadece bir oyalama taktiğidir. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın yaptığı bu anlaşma da sadece kamuoyunu yatıştırmak amaçlıdır. Dünya bu yeni anlaşmayla kimyasal silahlardan ve dolayısıyla tüm tehlikelerden kurtulacağına inandırılmıştır. Dolayısıyla Suriye'de şu andan sonra yaşanacak diğer katliamlar kamuoyunda gündeme dahi gelmeyip önemsenmeyecektir. Suriye'de akli melekelerini yitirmiş bir rejim vardır. Bu rejimin bundan sonra da kan dökmeye devam edeceği ortadadır. Çözüm: Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın Suriye için ürettikleri tüm politikalar çözümsüz kalmıştır. Dünya için savaşsız ve kayıpsız ve ekonomik şartları zorlamadan bulunacak tek çözüm ise İslam ülkelerinin konuya müdahil olmasıdır. Lavrov'un bu konudaki önerisi ise önemlidir. Türkiye, Mısır, İran ve Suudi Arabistan dörtlüsünün Suriye krizinin çözümüyle ilgili önemli bir görev üstlenebileceğini vurgu yapan Lavrov, önemli bir Arap ülkesi olarak Mısır, Arap ülkesi olmasa da büyük çoğunluğu Müslüman olan ve bölgede önemli rol oynayan Türkiye ve İran'ın çabalarının birleştirilmesi önemli demiştir. Bu iklim değerlendirilerek İslam ülkelerinden oluşturulacak bir barış gücünün Suriye'ye girerek vakit kaybetmeden bu katliamlara son verecek bir ortamın temini sağlanmalıdır. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve özellikle de Rusya ve İran'ın desteğini alan bu gücün Şii, Sünni ve Selefi gibi birçok farklı mezhebe sahip olması süreci daha da kolaylaştıracaktır. Böylece ne Esed taraftarları, ne El-Nusra ve ne de Özgür Suriye Ordusu askerleri psikolojik olarak karşı koyamayacak, hatta tam tersi bu barış girişimine destek olacak Nusayri, Şii, Sünni ve Hristiyanlardan oluşan Suriye halkı ise ateşkesi sağlayabilecek bu barış gücüne kolaylık gösterecektir. Özellikle de Irak ve Afganistan müdahalelerinin ardından bölge ülkelerini kapsayan böyle bir girişimin Suriye'yi seçime götürebilecek en akılcı ve en az tepki görecek girişim olacağı açıktır. Bu makale 28 Eylül tarihinde Suudi Gazetesi'nde yer almıştır.